Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Mart 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda parlayacak ve 10 Mart'ta Balık burcunda yeni ay doğacak. Evet, her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyor. Balık burcundaki yeni ay sizin 8. evinizde doğacak. Bu yeni ayla birlikte özellikle para, finansal konular, hisseli paralar, ortaklı girişimleriniz, paylaşımlarınız, ruhsal bedensel şifa ve benzeri alanlardaki arayışlarınızda önemli açılımlar getirebilir. Bu bir kredi, bir borçlanma konusu olabilir, bir sigorta, bir emeklilik konusu olabilir. Miras, nafaka gibi hisseli bir para, burs, tazminat gibi bir konunuz olabilir ve benzeri alanlarda genellikle bütçenizi ilgilendiren, maddi durumunuzu ilgilendiren yeni yapılandırmalar içerisinde olmanız, bazı sorumluluklar almanız, bazı başlangıçlar yapmanız da mümkün görünüyor. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etki almıyor. Değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balık. 5 derece ve yakın 20 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Evet, yeni ayı takip eden günlerde 10 Mart'la 25 Mart arasında yeni ayın etkileri hayatımızda kendini göstermeye başlayabilir. Ve bu ay önemli bir gökyüzü pozisyonu var. Dolayısıyla Mart ayını şekillendirecek önemli bir sembol olarak bunu değerlendiriyorum. Koç terazi aksında biliyorsunuz ay düğümleri ve Şiron Koç burcunda transitte ve bu ay kuzey düğüm yönünde Şiron'un kavuşumunu göreceğiz. 5, 6, 7 Mart'ta tam kavuşum gerçekleşecek. Ama Mart'ın genelinde aslında bu Şiron kuzey düğüm kavuşumunu göreceğiz. Bu da önemli bir etki çünkü az rastlanır bir kavuşum. Yani 50-55 yıllık bir döngüden bahsediyoruz. En son 55 yıl önce belki bu kavuşumu deneyimlemiştik. Sizin için nasıl etkileri olabilir sevgili aslanlar? Koç burcu 9. evinizde ve buradaki bu kavuşum aslında açısal olarak güzel bir yerleşimde. Kavuşum sırasında 5, 6, 7 Mart gibi Mars da Kova burcunda olacak. Yönetici gezegen biliyorsunuz Koç'u yöneten Şiron'a da güzel bir açıda olacak. Yani bunlar ne demek? Öncelikle Şiron ne demek? Onu bir bahsedeyim. Şiron astrolojide bir gezegen değil, kuyruklu bir yıldızdır ama sembol olarak çok önemlidir. Mitolojide yaralı şifacı olarak karşımıza çıkar. Bizim eksiklerimiz, hatalarımız, yaralarımız, gölge yanlarımızla yüzleşmemizi sağlar. Bunları şifalamamız, tamamlamamız için de yollar sunar. Bizi geliştiren, manevi anlamda olgunlaştıran, büyüten bir etkisi vardır. Çözüm yollarını bulabiliriz. Sembolü de zaten bir anahtardır ve haritamızdaki kilit noktalarını açan bir anahtar gibi düşünebiliriz bunu. 9. evinizde olacak bu kavuşum. Belki sizin için düşünce anlamında, inanç ve felsefi anlamda önemli açılımlar getirebilir. Yani hayatınızda anlam arayışınızda veya inançlarla ilgili, düşüncelerle ilgili alanlarda sizin önünüzü açacak bilgiler, fikirler, uyanışlar, farkındalıklar size getirebilir. Bu bir rehberlik şeklinde de olabilir. Bu dönemde özellikle bilge kişilerden, uzman kişilerden, danışmanlardan, öğretmenlerden, hatta astrologlardan, yani bu tarz kişilerden daha fazla fayda görebilirsiniz, rehberlik alabilirsiniz. Ya da kendiniz kişisel anlamda kendinizi geliştirecek eğitimleri bu dönemde keşfedebilirsiniz. Geleceğinizi etkileyecek konular olabilir. Özgüveninizi arttıracak konulardır bunlar. Aslında Koç burcunda Şiron bireyselliğimizi güçlendirerek bize cesaret veren, özgüvenimizi arttıran, yapmamız gereken, atmamız gereken adımları bize attırıp inisiyatif almamızı da sağlayan bir yapıda. Yani kişisel yaralarımızı, eksikliklerimizi, gölge yanlarımızı keşfedip bunları dönüştürebileceğimiz bir dönemdeyiz. Bununla birlikte daha fiziksel boyutta bu yurt dışı ile ilgili uluslararası alanda bir sorunumuz varsa bunu çözebiliriz. Örneğin bir vize almak, bir yurt dışı yerleşimi gibi bir konu, medya, yayıncılıkla ilgili işlerimizle ilgili çözümler olabilir. Bununla birlikte burada özellikle hukuksal bir işiniz varsa bir dava, mahkeme konunuz örneğin. Hani burada size doğru yol gösterecek bir
kişiden rehberlik almanız, danışmanlık almanız, burada tıkanık işlerin hızlanması, çözüm yolları bulmanız da mümkün görünüyor sevgili aslanlar. Evet, ayın 20'sinden itibaren Güneş Koç burcuna geçecek. Artık ilkbahar ekvinoksu, ilkbahar başlıyor. 20 Mart'tan itibaren aynı zamanda yeni bir astrolojik yılımızda başlayacak. Güneşten güzel etki alacaksınız tabii ki. Yaşam enerjiniz artacak, canlanacaksınız. Özgüveniniz daha da güçlenecek. Özellikle 20 Mart'tan itibaren Merkür de 10 Mart'tan itibaren Koç burcunda. Bu ay zihinsel anlamda, fiziksel anlamda kendinizi çok daha güçlü, çok daha yenilenmiş hissedebilir. Yaşamınızdaki sorunlarınızı çözme cesareti bulabilirsiniz. Her şeyden önce manevi anlamda inançlarınızın da öne çıktığı bir ay. Yani biraz manevi yönden de güçlenme var. Buralardaki açılımları da iyi takip etmenizde fayda var. 25 Mart'ta 5 derece terazi burcunda dolunayla birlikte ay tutulması yaşayacağız. Üçüncü evinizde bir ay tutulması. Burada bir tamamlanma, bir dönüşüm etkisi var. Kardeşlerle ilgili, yakınlarla ilgili, komşularla ilgili konular olabilir. Burada biraz sizi duygusal olarak da etkileyebilir. Belki bir etki var, bir dönüşüm, bir yenilenme var bu alanda özellikle. Beklediğiniz bir konunun sonuçlanması da olabilir. Bunlar geçtiğimiz Eylül-Ekim'de başlamış konular da olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçların 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz bu ay tutulmasından. Etkileri sadece bu ayla da sınırlı değil. Önümüzdeki 1-1,5 ay çok daha yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Ama Eylül'e kadar olan dönemde de aktif olacak bir ay tutulması tesirinden bahsediyoruz. Üçüncü ev eğitimlerle de ilgilidir. Yani bir eğitime başlamanız, bir eğitimi tamamlamanız, belki bir mesleki konuda bir karar vermeniz, işte anlaşmalar, sözleşmeler, imza atılması gereken konular olabilir. Seyahatler, yolculuklar olabilir ki tutulmalar aslında bu ay, özellikle bu yıl sizi daha fazla gezdirebilir. Biraz daha seyahatlerinizin arttığı bir yıldasınız. Uzaklarla ilgili işleriniz çok olabilir. Yabancı ülkelerle temaslarınız artabilir. İşte eğitim, medya, sosyal medya, internet üzerindeki işleriniz, aktiviteleriniz çok yoğun olabilir. Belki bu ay tutulması bunlarla ilgili konuları da öne çıkarabilir sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.